Her kadın gibi uzun yıllar bir gelinliğin hayalini kurdum. Beklediğim gün yaklaştı. Artık daha sakin olup mutluluğun tadını çıkarmalıyım. Muhteşem bir hafta sonu bizi bekliyor bebeğim. Kesinlikle. Hayatım vallahi ben senden daha çok sabırsızım söyleyeyim. Seni görmeye geleceğim ona göre. Onur sakın ya. Kaç kere söyledim düğünden önce gelini görmek uğursuzluk getirir. Tamam tamam peki gelmiyorum. Ay Onur ben çok heyecanlıyım. Bana bak her şey mükemmel olmalı ha. Kusursuz bir düğün istiyorum Onur. Hayatım merak etme her şey planladığımız gibi olacak. Saat gibi tıkır tıkır işliyor. Nasıl gidiyor gelinlik prova? İyi gidiyor. Son dokunuşları yapıyoruz artık Esin'le beraber. Gelinliğime bu arada bayılacaksın. Hayatım her şey çok güzel olacak. Çok emin ol bak. Onur sen misafirleri düğüne getirecek servislerle konuştun mu aşkım? Bak. Peki ya catering firmasıyla konuştun mu? Hani demiştik ya masaların üzerindeki çiçek adetlerini arttıralım diye. Sen de ben halledeceğim dedin. Ne oldu o işler? Ben hallediyorum aşkım. Akşama kadar hepsi tamam. Tamam bebeğim kapatıyorum sonra konuşuruz. Hadi bay bay. İyi hadi görüşürüz. Necdet abi eşi ve çocukları sizinle aynı masada oturacaklar. Ama olabilecek en mantıklı oturma düzenini ayarlamaya çalışıyorum ben de. Tabii siz de haklısınız. Ama tamam o zaman Hanife abla ben listeyi tekrar bir gözden geçireyim. Çok teşekkür... Yüzüme kapattı. Neymiş çocuklarla aynı masada oturmak istemiyormuş. Yani gerçekten işin en meşakkatli kısmı da buymuş. Aman Esin'cim ya yaşlı misafirler işte. He diyeceksin geçeceksin. Kaç gün kaldı şurada bitecek. Nereye oturtacağım ben şimdi bu kadını? Buluruz. Telefon trafiğinden gelinliği bitiremedik ki. Bugün bitiririz Asya Hanım. Siz hiç merak etmeyin. Bu oldu mu sence? Ay çok güzel oldu. Değil mi? Evet. Ay Esin bak yine çalıyor. Ver bakayım. Efendim? Ne? Alo? Buyurun benim. Çanakkale'den. Evet benim. Evet Çanakkale. Doğrudur. Cemil'in kızı Asya'yım. Buyurun. Ne? Kemal amca vefat mı etti? Kemal amca kimdi kız? Ha, Kemal amca. Hatırladım. Vefat mı etti? Başınız sağ olsun beyefendi. Ben kiminle görüşüyorum? Can Bey. Doğru. Doğru Can Bey. Babanız bahsediyordu sizden. Başınız sağ olsun beyefendi. Mekanı cennet olsun inşallah. Kim? Ben. Ha, ben gelemem. Ben gelemem. Şimdi garip olacak ama benim düğünüm var. Evet. Tabii, tabii. Haklısınız. Cenaze daha önemli de düğün benim düğünüm. Tabii, ben evleniyorum. Can Bey, haklısınız. Sizi anlıyorum ama düğünden sonra gelsem... Ben gelemem. Geçmiş olsun ay. Başın sağ olsun. Yani hepimizin başı sağ olsun. Kemal amcanın oğlu Can nerede biliyor musunuz? Ay yanlış bir şey mi söyledim ya? Of.
ki bak şimdi tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Mezar yerinde telefon mu çalar be? Kimin telefonu çalıyor? Kapat telefonunu. Günaha giriyorsunuz. Buraya geldim, burada üç kulü vallahi bir elama koyacaksın. Abi senin telefon galiba. Değil, benim değil o. Senin telefon galiba canım. Bak benim babam arardı, o da burada yatıyor. Beni günaha sokma, tövbe Allah, tövbe yarabbim, tövbe. Kapat şunu. Ses senden geliyor be. Benim telefonmuş ya. Abi şuradan devam et, sana zahmet. Toprak at abi şuraya. Ben şurada bakayım, önemli bir şeydir belki. Açıyorum ben. Alo. 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 Can Bey kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama benim sizi görüp gitmem gerekiyor. Estağfurullah, ne rahatsızlığı Asya Hanım. Neredesiniz siz, ben geleyim yanınıza. Buradayım ben. İnanamıyorum. Ne oldu, bir sorun mu var? Böyle bir sorunum ama. Nasıl bir sorun? Daha önce diyorum ben hiç böyle bir sorunla karşılaştım mı diye soruyorum. Hatırlıyor mu, hatırlamıyor mu? Evet hatırlıyorum, böyle bir sorundan karşılaşmadım. Can Bey. Merhaba. Asya ben. Nasıl ya? Asya işte. Telefonla seninle mi konuşuyordum ben? Aynen öyle. Kapatayım mı ben bunu o zaman? Yani. Kusura bakmayın, başınız sağ olsun. Biliyorsunuz iki gün sonra evleniyorum ben. Hemen sizi görmek istedim ki gideyim. Hemen mi gideceksiniz? Tabii. 6'da uçağım var benim. O yüzden yetişmem gerekiyor. Zaten taksi de bekliyor. Meydanın başına geçelim. Şu babama son görevimi ben yerine getireyim. Hallederim ben. Sizi yetiştiririm havaalanına. Abi dersiniz. İsminiz neydi acaba? Ben Asya Gezdirici. Asya. Asya Gezdirici. Evet. Birazdan vesayeti açıklayacağım. Sizin de burada olmanız gerekiyor. Vesayet? Vasiyet diyor. Evet, vesayet. Ama beni taksi bekliyordu. Taksi? Ki şurada o. Evet. Ertan. Ertan. Gel buraya gel. Buraya gel. Ver küreği birine, gel buraya. Halledeceğim ben. Acılı gün. Git oraya hallet o işi. Bak şöyle dedim. Gönder taksiyi, gönder. Taksi gönder, para ver ona, gönder onu. Ne diyorsun be ya, anlamıyor. Cenaze yeri millet yanlış anlayacak. Gönder taksiyi diyorum. Al. Gönder. Azıcık saf ya bu ondan salak. Lütfen buyurun içeri girelim. Babam, gel babam. Can Bey, iyi misiniz? Yok, ağlıyorum ben böyle. Doktorlara, baytarlara, aile hekimlerine göndermişler beni de. Kimse çare bulamamış. Ağlıyorum, gözyaşım akmıyor babam. Ay ilginçmiş. Öyle diyorlar. Ne diyorlar? İlginç diyorlar. Geçmiş olsun. Ay. Gel buraya oturanmış. Gel gel, otur buraya. Kemal Bey amcanın vesayetini açıklıyorum. Ayvalık'taki yazlık sitenin üç daireden sitenin girişinde olanı Asım Bey'e, sitenin içinde olanı Asım Bey'in kız kardeşi Deniz Hanım'a, sitenin arka tarafında E blokta olanı da İrfan Bey'e bıraktı. İrfan Bey aramızda yok sanırım. Asas'taki küçük tekneyi de Ertan Bey'e bıraktı. Can Bey'e gelince bulunduğumuz bu evi, Bozcaada'daki yazlık evi, Çanakkale merkezdeki marketi, bir de bankalardaki bütün parasını bıraktı. Ve son olarak da Asya Hanım'a, Asya Gezdirici'ye 1958 model kırmızı spor arabasını bıraktı. Kırmızı spor araba mı? Allah Allah. Canan. Kim? Canan diyorum ben o arabaya. Yalnız Can Bey, ben bunu kabul edemem. Kemal amca niye bana bıraktı ki bu arabayı? Bak ki şunları görüyor musun? Bize nasıl bakıyorlar? Yerler bunlar bizi burada. Burası karışacak birazdan. Anlatacağım ben sana. Gel bak, kimden tanıştıracağım ben seni. Misafiri yola koyam de ben. Bize hiçbir şey bırakmadı mı? İyi günler, iyi günler, iyi günler. Canan bu mu? Ki bu. Çok güzelmiş ya. Söyledim sana ben. Çok güzel diye bak. Can Bey ama ben bu arabayı kabul edemem. Rahmetliye saygım yok diyorsun yani. Yok ya, olmaz olur mu canım? Rahmetliye saygım.
Var tabii ki de. Ayşe. Çok güzel. Duyuyor mu sesi? Duyurum Asım'ım. Yalnız Can Bey, ben geç kalıyorum. 6'da uçağım var. Eğer istersen ben seni havaalanına kadar bırakırım. Canan'la? Evet, Canan'la beraber seni yolculayalımış. Olur da. Babanızın cenazesi, vasiyet okunuyordu içeride. Babam! Elva kavuracak onlar şimdi. Ben zaten elva sevmiyorum. Bırakayım. Tamam. Cenaze için aldım ben bu gözlükleri. Öyle mi? Güzelmiş. Ali abiden aldım 20 liraya. Alo, hayatım, canım. Havaalanına gidiyorum. Ne demek sonuç bulunamadı? Tövbe yarabbim, tövbe. Ah, biliyorum. Heh, tamam. Sen bir tanesini seç. Önemli olan senin mutluluğun. Hangisinden istersen, tamam. Halledeceğim. Bak, bunlar uzun meseleler, uzun mevzular. Yüz yüze konuşacağız. Bunları telefonda olmaz. Şimdi benim misafirim var. Ben onu havaalanına bırakayım. Arayacağım ben seni. Ört sen telefonu. Heh, arayacağım ben. Kız arkadaşın herhalde. Öyle de diyebiliriz. Çok yürüyor bana. Yazıyor bayağı. Ama hayırlısı bakalım. Kıskandı mı sen be? Yok. Kıskansaydın keşke. Fasmat her taraf böyle buraya kadar. Buraya kadar koşar. Tabii padişah da demiş mi bu toprakta hep değerli diye. İnanamıyorum kendime. Yani ben de inanamıyorum şu anda. Hikayenin son kısmını yanlış anlattım. Ha? Şöyle ki, benim dedemin dedesinin dedesi çok çakal adammış. Anlatılanlara göre de senin dedenin dedesinin dedesi de çok naif, temiz, salak adamın tekiymiş. Yahu sen deli misin? Az önce bildiğin ölüm tehlikesi atlattık biz Can. Şimdi bahsedeceğim ama hikayenin de bilmem neden ne. Tamam. Haklısın. Hikayenin son kısmını yanlış anlattım. Ha? Ama ben de bu hikayeyi babamdan dinleyeli seneler oldu. Bana dinlemek istemiyorum, anlatma diyebilirdin. Dinlememle dinlemememle ne alakası var Allah aşkına Can? Ölüyorduk az önce, ölüyorduk. Tövbe yarabbim be. Bu kadınların çantası da dedikleri kadar varmış ha. Bunlar ne böyle be? Ne yapıyorsun? Bütün eşyalarımı dağıttın ya. Kulaklığım gitti. Can ne yapıyorsun? Nerede bu telefon be? Nereye kaçtı hiç bu? İç gözüne bak onun. İç gözüne bak. İç gözüne. Ki burada. Ha. Efendim Andır Hanım. Hanımefendiciğim, siz bu konuları Onur Bey'le görüşmüyor musunuz? Meşgul. Ben de meşgulüm ama lütfen bir boş anını bulun da görüşün artık. Düğüne 2 gün kaldı, hala arızacaklar yok. Hadi lütfen. Kolay gelsin. Alsana şunu. Kaç model bu be? Bilmem ki. Heh, ki Onur arıyor. Ha, nişanlım arıyor. Nişanlım arıyor, nişanlım. Asya Hanım'ın telefonu kendisi araba kullanıyor. Ben nasıl yardımcı olayım? Sen kimsin, kimi arıyorsun? Can, telefonumu verir misin? Dur, ben kendisine bağlıyorum bir dakika. Ver. Azıcık müzik dinleteyim ben. Şimdi sonuçta ben müşteri hizmet verirsem hakkınla yapmam lazım işimi. Azıcık müzik dinlesin bu. Efendim Onur. Ha, o mu? Can. Ne var? Sana demedim. Bir Can dedin. Şu babası ölen akraban var ya işte, o hayatım. Babama ne yapmış, ölüyor o? Evet, araba kullanıyorum. Yeni bir arabam oldu da. Anlatacağım, anlatacağım. Enteresan bir hikaye. Sen ne yapıyorsun? Ya şu catering için Andan Hanım'la görüşür müsün artık? Kadın sürekli beni arıyor. Andan'la bu bir şevri olmasın? Tamam, ben gelince akşam konuşuruz tekrar ama sen hallet, tamam mı? Hadi öpüyorum seni canım benim. Hadi bay bay. Yok ki, insan diyorum şu güzellikleri bırakıp da İstanbul'lara neden gider Yaşam abi? Ya, ben üniversite için gitmiştim. Ama baksana be Asya'cığım, buralardaki hep her taraf çok güzel yemyeşil, ormanlık alanlar. Her taraf güzellik. Hep babam derdi ki, bak şu karşıda bir tane tepe var. Onun başına çıktığında oradan Fuji Dağı'nı görüyorsun derdi hep. Senin rahmetli de biraz
Evet, biraz rahmetli kendisi. Saat kaç oldu? Kesin geç kaldım ya. Hiç bana saat deme Asya. Göbeği yarabbim, saate bak ne hale geldi. Gelik deşik oldu, kevgire döndü saat. Baba yağdı garbu. Hediye babamın hediyesi. Kim bilir ne zorluklarla aldı bunu babam. Canım babam. Tamam, sakin ol. Sakin ol sen canım benim. Of, of ya. Asya of deme be. Ne diyeyim? Oh de. Oh. Ya böyle güzel oluyor bak. Oh, oh. Çok güzel oh diyorsun sen. Bir daha diyeceğim mi? Oh. 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 Hem güzel geliyor insanın kulağına. Çok az kaldı uçağın kalkmasına. Yetişemeyeceğim galiba. Deme öyle ya. Cancığım, uzun uzun vedalaşamayacağız. Tekrar başın sağ olsun senin. Kendine iyi bak. Asya'cığım çok teşekkür ederim. Bunca yoğunluğun arasında tek hakkın uzaklardan buraya kadar geldin. Babam için çok önemliydi bu. Şimdi gerçeğini görünce benim için de önemliymiş yani. Ne? Ne için? İstanbul'da diyorum, görüşürüz. Sen İstanbul'a mı geleceksin? Ki bu arabayı geçeceğim eve. Ah, doğru ya araba. Bak, istersen beni aldırabilirim. Hakaret sayarım ben bunu ama. Yıllarca ben ona baktım, o bana baktı gül gibi. Kimseye elletmem. Tek kendim geçeceğim ben onu. İyi, peki madem. Bir dakikan kalacak, evet. Kaçıracağım bu uçağı. Hadi bay. Almayacaklar seni. Olur mu canım öyle şey? Ay. Sporum yapıyor ne izleyeceğim burada? Ne abi? Ne oluyor? Ne? Göbeğe akşam. Uçağı kaçırdın değil mi? Maalesef. Bu bilet mi? Yarın sabah 10. Atla. Ya atla bakalım, gel gel gel. Söyledim mi Ertan'a kaçırıyorsun sen uçağı diye? Teşekkür ediyorum Can. Yarın sabah artık hayırlısıyla ben giderim. Sağ ol. Olmaz. Sabah geleceğim alacağım, ben seni kendim bırakacağım. Gerek yok. Gerek var, gerek var. Geleceğim alacağım ben seni. Ay, peki. Ay. Hadi bay. Günaydın. Zahmet etmeseydin keşke ya. Yok yok, ne zahmeti. O uçağın kalktığını görmeden ki bu içim rahat etmeyecek benim. Gerçi seni alıp götürünce de etmeyecek ama işte. Ne? Havaalanına diyorum, hemen götürmem lazım seni. Hadi atla bakalım, ben kullanacağım. Olmaz. Ne demek olmaz? Araba benim değil mi? Doğru. Hadi. Şu araba şurada dursun, iki dakika serincik dedi. Ben şu kızı gönderen de alan bunu buradan. Olmaz. Ne demek olmaz? Uçağını mı kaçırsın kız çorçak? Git lan otoparka, park et arabanı. Can, ben içeri geçiyorum. Hemen ben de geliyorum. Hayatım, hiç gerek yok. Zaten geç kalıyorum. Rica etmiyorum. Bekle burada. Tut bakayım şantamı.
Geliyorum ben. Bu eyağım otoparka. Arabaya geliyorum ben. Kes onun o bıyıklarını, çekerim kolu bantına. Çek arabanı. Ben buna o kadar söyledim, dilinde tüy bitti. Alma dedim çantamı dedim, Asya dedim, ben kendim taşırım. Ya dinlemiyor, kaptı çantayı, girdi içeri. Benim özel eşyam var içinde, donum var, şunum var, bunun var. Memur bey anlamıyor. Can. Can. Bak adımı sayıklıyor benim. Hep sevdiğinden dolayı mütevellit bunlar. Bu karı beni seviyor. Amirim, arkadaşı silahın ruhsatını getirmiş. Tutanakları imzalatın çıkabilirler. Asya'm. Bak memur bey diyor ki, gidebilirler diyor. Eğer kendini iyi hissediyorsan çıkam giden mi? İyi misin? Seni öldüreceğiz. Bak ben konuştum memur beylerle. Bunlar bu kısa süreli bayıltmalar için yapılan mermilerden bir şu. Hani belgesellerde hayvanlara atıyorlar ya onlardan. Ki 6 saattir yatıyorsun ama sen burada, ben onu anlamadım. Bir de sana bir haberim var, uçak kaçtı. Ne? Uçtu kaçtı uçak. Seni... İkidir tutturamıyor uçağı. Seni öldüreceğim ha. Asya'm, ki bayıldı gene, ben bunu kaldırayım şuradan. Kalk bakayım Asya'm, kalk yavrum. Kıyamayayım ben buna. Çok teşekkürler memur bey. Allah razı olsun. Ben bunu alayım götüreyim. Dur anam, sakın düşme Asya, dur. Şunu da alayım. Heh, gel. Bak. Sağ olun memur bey. Allah ne muradınız varsa versin. Bunda acık sakarlık var da memur bey. Tutturamıyor zaten, uçağı kaçırıyor. Ne kadarlık olsun evlat? Ya fulle işte dayı. Esin'cim beni artık dedirteceksiniz. Tutulduğunuz şu ara sıcakları bir çözemediniz. İstersen kurbağa bacağı koy hayatım. Artık ilgilenmek istemiyorum. Onur'u da arayıp Handan Hanım'la konuşmasını sağlar mısın? Tövbe yarabbim tövbe. Sen uzatmaları oynuyorsun da burada niye oynuyorsun sen, onu anlamadım. Yapabileceksin sen bunu. Yapacağım be. Orayı tutturacaksın delik o. Bak sokamıyorsun işte. Sen böyle mi ya? Ya böyle olmaz. Sonra getir. Sola. Tövbe yarabbim. Baştan oluyoruz bak dayı. Sen bunu yapamayacaksın. Kalk şimdi bir dikkat bakayım ayağa şöyle. Nefes al bakayım. Kalk. En fazla bu kadar mı kalkıyorsun sen? Maksimum bu. Ya kalkmıyorsun yani. Görsen nasıl bir tiple yolculuk yaptığımı. Ne yapıyor bunlar ya? Hiç panik yapma şimdi sen dur. Azıcık bir sakin olalım. Nefes al böyle. Şimdi ben sana çikolata vereceğim. Çikolata enerji verir. Kadınlar mesela çikolata yedi mi dünyayı unutur. Mutlu oluyorlar. Böyle bir ısırık alacaksın. Enerji de verecek sana o. Her şey tatlıya bağlanacak. Ama bir ısırık böyle çok enerji versin de. Isır bakayım ufak bir tane. Gebe ne yaptın dayı be? Bokunu çıkartıyorsun, yedin hepsini. Abi çok güzel be. Göt bakayım şu an bunu. Bak işte kendin söylüyorsun Esocuğum. Son 1-2 iş kalmış. Hallediver bensiz lütfen. Pompayı takalım ben. Tamam. Bu seferlik yardımcı olayım. İyi azıcık. Acık bak şimdi buraya sokacağız beraber. Tuttur acık aşağı kaydır bakayım kayıt. Sok bakalım ha. Tamam. Çak dayı bravo. Hop. Şaka da yapacağım ona sıra. Yani şimdi o kadar samimi olduk senden. Senin baban şarap şananası içinmem be. Geri kakalak. O kadar kıyak yaptım sen bana, ölmüş adamın arkasından sövüyorsun sen. Esocuğum tamam hadi ben bir an önce gelmeye çalışacağım. Saçma sapan bir şeyler yapıyor gene bu.
Kapatıyorum hadi. Tövbe de valla tövbe estağfurullah. Yaşlı başçadan senin ağzın pismiş be. Dervişsiz ölmüş adamın arkasından konuşuyorsun. Ölmüş adamın arkasından küfür ediyor. Sonra tabii kalırsın sen böyle kakalak gibi. Hadi konuşma git de. Kakalak, kakalak de. Kakalak! Şey. Otur! Asya. Asya. Ne? Ki şimdi sen bana çocuk gibi trip mi yapıyorsun? Ya Can, Onur'a söylediklerin, beni düşürdüğün durumlar. Sen benim başıma bela mısın adama? Ha? Hayır da sana ben babamın gene çok güzel bir sözünü söylemek istiyorum. Söyleme abi. Sen bana hiçbir şey söyleme. Sen benim sinirlerimi geliyorsun bir şey söyledikçe. Ha sus sen. Tamam. Babam hep derdi ki kızını dövmeyen torununu erken sever. Eğer şöyle deseydin onu söyleyecek. Baban o lafı da yanlış söylemiş ama. Tövbe yarabbim ya. Ama şuna bak şimdi sen. Ya kaç yaşında kadınsın. Kariyer sahibisin. Yarın öbür gün eğleneceksin. Çoluğa çocuğa karışacaksın. Ki bence hepsi gereksiz. Hiç yakışıyor mu sana çocuk gibi tripler yapmak, küslük yapmak? Oluyor mu böyle? Sahiden sen kaç yaşındasın be? 30. Hadi ya. Ne oldu ki? Hiç. Bana sorsana ki 22-23 derim ben en fazla. Hadi ya. Aa teşekkür ederim. Sen kaç yaşındasın? Ben hep hissettiğim yaşı söylüyorum Asya'cığım. Kaç hissediyorsun peki? İşte 14-15 arası. Sakın o yaştakiler gibi davranıyor olma Yasuncan. Olur. Olabilir. Evet. Alo hayatım. Tabii ben de seni özledim. Evet seviyorum ben de çok seviyorum seni. Tamam ki onların arasında benim birinci olmam lazım. Hem akşam yemeğe gideriz Nişantaşı'na oralarda. Şey yaparım arayacağım ben seni ört sen. Telefonu ört arayacağım ben seni kapat. Nişantaşı. He hatunla bizim orada. Şey yapıyoruz biz. Oha! Oluyoruz lan. Kırmızı sportif. Ne yapıyoruz be ya? Çok mu aceleniz var? Yavaşlayın bakalım. Sola çekin. Yok yok pardon sağa çek sağa çek arabayı. Alo. Kime sürüyorum ben be ya? Kırmızı sportif sağa çek sağa. Çek bakalım arabayı. Ben konuşayım. Sen sakin ol. Sakinim ben Asya'm. Ki görmüyor musun be? Ehliyet, ruhsat, pasaport, vize. Ne pasaportu ne vizesi memur bey? Ben ne istiyorsam onu verin. Ruhsattan ehliyet var da pasaporttan vize yok bizde. Hem zaten bizim bir suçumuz yok. Orada barda silahlar çıkınca ortalık karışınca biz de oradan hızla uzaklaştık. Asya'da çantadan silahını çıkaramayınca. Ne diyorsun sen? Gençler, alkollüyüz galiba. Alkol var mı? Yok. Hayır, alkol değil böyle yolluk aldık. Meyve suyudu, soda da işte ne bileyim kekti, börek, çörek. Öyle şeyler veren mi size de? Şurada var azıcık veren. Sen neden hız yapıyorsun bakayım ha? Amirim. Barın ortasında kadınla fışfıştayım. Barmen geldi. Meğersem karısıymış. Çıkarttı silahını. Memur beyciğim. Bu arkadaş benim uzaktan akrabam olur. Çok uzaktan. 500 kilometre. Çok uzak. Yeni hakkı rahmetine kavuştu babası. Defnetti kendisini. Canım bağım. Sus artık be. Ben de yarın kısmetse dünya evine gireceğim İstanbul'da. Allah nasip ederse tabii. Lan bici.
Ya sabır, ya sabır. Bir sus be. Malumunuz her şey çok üst üste geldi. İşte cenazeydi, hazırlıklardı, düğün stresiydi derken galiba ufak bir kural ihlali yaptık. Siz bizim cezamızı kesin de biz gidelim. Merak etmeyin, keseceğim ben cezanızı. Kesin. Amirim. Ha. Siz bana ceza kesemezsiniz. Niyeymiş o? Siz benim kim olduğumu hatırlamadınız galiba. Şöyle yakından bana bir bakın bakayım. Kimsin lan sen? Benjamin Franklin'in akrabasıyım ben. Benjamin Franklin kim lan? Sen tanıyor musun bana? Buralardan be ya. Yok buralardan değil. Ke uzaklardan. Ne diyorsun sen? Alacağım ben. Ke bak bakalım benziyor mu bana bak. Bir bakayım. Hakikaten benziyor sana be ya. Peki Benjamin Franklin abimizin başka bir fotoğrafı yok mu be ya? Olmaz mı be? Fotoğrafı albüm var onun bence. Ke bekle. Ke bak nasıl benziyor mu bak. Hakikaten benziyor ya. Gördün mü nasıl hallettin? Hız sınırını aşmaktan 320 lira para cezası. Polise rüşvet teklif etmekten muhtemelen hapis cezası. Hapis mi? Saçmalamayın memur bey. Benim yarın düğünüm var ya. Alın bizi. Bunun ruhsatı var mı ya? O benim silahım değil. Barmencinin silahı. Öldürecekti az daha beni. Zor kurtardım canımı ondan ben. Yeter artık tutuklayalım şunları. Memur beyciğim. Benim müstakbel kayınpederim eski emniyet amiri. İzninizle ben bir telefon edebilir miyim ona? Bir şey danışacağım da. Evet bir telefon hakkınız var. Ne yapıyorsun sen be ya? Emniyet amiri diyor, kayınpeder diyor. Hadi gel biz kahveye kaçalım. Alo, Onur. Lanet olası bir yerdeyim ve beni tutuklamak isteyen iki tane polis var. Babanı arar mısın hayatım? Ne demek arayamam ya? Zor durumdayım diyorum. Babanı arayıp bana yardım etmesini ister misin canım? Yahu bunu kaç kere tartışacağız? Dede tarafından akraba gibi bir şey sayılıyormuşuz işte. Adamın babası da bana babamdan yadigar bırakmış. Geldiğim araba babamın yadigarı. Anladın? Tamam bağırmıyorum. Lütfen babanı arayıp bana yardım etmesini ister misin Onur? Tamam. Ben anladım seni. Peki Onurcuğum gelince konuşuruz. Kapa. Polisler nerede? Onların meşayesi bitti galiba. Öteki polisleri göndermeye gittiler galiba herhalde. Üzülme Bahçem. Benim için babasını arayamayacağını söyledi. Ben bu adamla yarın evleniyorum. Evlenmek zorunda değilsin Bahçem. En bak şurada zor durumdasın. Senin için babasını aramıyor. Nasıl sana kocalık yapacak bu? Andan hanımdan da fışmış yapıyor zaten bu. Ay! Yine Andan'ı soktun araya. Hadi bin gidelim. Sanki ben bir şey dedim ya. Ki böyle geri gidiyor. Ne haber hayatım? Özledin mi beni sen bakayım? Ben de seni çok özledim. Hem de çok. Ne yaptınız dün akşam be ya? Liam'ın anakartlarının güneş panellerine geri dönüştürülmesine yardım ediyorum. Hatun benim kız arkadaşım da diyebiliriz bu. Kız arkadaşın olarak karşıma biri çıkmadı. Ne demek? Bitti bu ilişki. Arama beni bir daha. De. Sanırım. Bak bir de laf sokuyor. Ben arıyormuşum. Ne oldu? Kavga mı ettiniz kızla? Neydi adı bunu? Şöyle, Töbe Sinem. Ama sesimi çok beğeniyor benim. Can, sen günlerdir Siri'yle mi konuşuyorsun? Evet, kıskandın değil mi? Ay evet, çok kıskandım. Yakaladın beni. Yine normal tabii kıskanman. Yani bak çok da güzel yol tarifi veriyor Siri bak. Şöyle, hangi yoldan gideyim? İstanbul istikametinde sağa gir. Sol, yoldan. Hayır, sağa gir diyor. Doğru görmeden diyor, muhakkak gitmeyin buradan diyor. O anlama geliyor onu söylemesi. Hayır, sağa gir diyor. Girilmez tabelası var, görmüyor musun? Ya sen Seri'den daha mı iyi bileceksin Asya? Ters yöne giriyorsun ama şu anda.
Ders göne girmedik. Onlar sola, ters gidiyorlar. Sus sola. Allah'ın belası seni. Düz dur. Can, arabalar üzerimize geliyor. Can dikkat et. Can dikkat et. Evet sayın dinleyiciler. Trafik için bildirilen bir son dakika haberini paylaşıyorum. Üstü açık kırmızı bir araba İstanbul yolunda ters yolda ilerliyor. Direk yapın be. Ne biteneci? Hepsi ters yolda bunların. İnsanları kandırıyoruz burada. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Çık hemen şu yoldan. Hemen bu yoldan çık. O ne be? Ya önüne bak Allah aşkına Can ya. Yoluna devam et hadi. Süpermen o. He Süpermen Can. Bak arkasından da Batman geliyor. Bakalım belki yardıma ihtiyacı var. Ay yok bakma Allah aşkına biz yolumuza bakalım. Ha girme ne olur girme diyorum adam giriyor ya. Ya hayırdır gördüğünüz gibi. Al. Allah aşkına. Beni buradan bir indirin. Hikayeyi o şekilde anlatacağım size. Yani fikrim o yönde. Ya koca arazide sen nasıl denk getirdin bu ağacı da tünelin tepesine be? Arkadaşım ne olur beni buradan indir. Vallahi her şeyi anlatacağım inince ya. Bir dakika ben önce bir selfie yapayım internete koyacağım onu. Acık gülersek. Nasıl çıktın sen orayı be? Arkadaşım manyak mısın? Önce indir beni bir aşağıya. Mevzunun tamamını anlatacağım o git. Bak lütfen şu espriyi yapmama da müsaade et. Sen bu şanstan var ya çölde möldürlü tek başına yürüyeyim falan deme. Hiç ayrı olmaz senin için. Maazallah kutup ayısı falan denk gelir. Yani sıkıntı verir yani. Pişmanlık yaratır tabii. Hoş değil ama. Yani. Hoş değil. Arkadaşlar benimle taşak geçmeniz bittiyse lütfen beni indirir misiniz aşağıya? Sen ki orayı nasıl çıktın onu bir anlat bakayım be. Ya nerede anlatayım? Burada mı anlatayım? Anlat orada. Anlatayım tamam. Şimdi biz Ankara'da çekimdeyiz şu anda. Ne çekiyoruz? Film çekiyoruz. Bir caz müzisyeninin hayatını çekiyoruz. Başrolde de ben oynuyorum. Vay. Adam hayatı boyunca paraşütle atlayıp saksafon çalmak istemiş. Havada saksafon mu çalıyor sen? Ya ben çalmıyorum, adam çalıyor. Zaten hayatı da açık hava konserlerinde saksafon çalarak geçmiş. Gökyüzünün akustiğinin daha güzel olduğuna inanıyorum. Şimdi bende de var ya biraz müzisyenlik. Aldım saksafonu, verdim ağzıma, attım kendimi uçaktan aşağı. Açtım sonra paraşütü, momentumu yakaladım. Üflemeye başladım. Allah'ım nasıl akıyor notalar? Kaptırmışım kendimi, uyumuşum. Sonra? İnmem gereken yerin birkaç şehir ötesine düştüm. Gözlerimi bir açtım, hop bu ağaç. Mevzu budur tamamen arkadaşlar. İndirin beni şimdi. Sen saksafon mu çalıyorsun? Çağsın'dan bir iki şarkı da dinleyelim şurada. Ya aslı mısın sen? İndirsene beni aşağı. Tamam. Bir hadi bir kesici bir şey bulalım da indirelim sizi değil mi? Kesici bir şey bulalım hadi. Nereden keseceğiz Cemal Bey? Taş yok mu taş? Taş. Gel burası çevir onu. Keser mi ki o? Tut sen bunu. Nasıl kessin? Tut bak ben şimdi. Ben buradan zıplayacağım vuracağım ona. Tamam vur. Hadi tutuyorum. Hop. Dur bir dakika. Geç. Mesut abi ne yapıyorsun? Kızın üstüne düştün sen. Tekrar geçmiş olsun. Hastamız da biraz dinlensin. Ben sonra tekrar gelirim. Tamam. Doktor bey, hasta gerçekten iyi değil mi? İyi. Yalnızca biraz kan kaybetmiş ama şu anda durumu daha iyi. Şimdi kafayı yere vurunca bu kez buradan kanlar akmaya başladı. Sonra mesutler de bunun üstüne düştü, yavrucak altında kaldı. Ben de hemen koparttım gömleğin kolunu böyle. Oraya basınç yapmasın diye hemen sıktım kan akmasın fazla diye. En kestirme yoldan da hastaneye getirdim. Bak görüyor musun? Bunda kol yok. Bak bunda var. Görüyor musun? Evet, Allah'tan çok iyi pansuman yapmışsınız da daha fazla kan kaybını önlemişsiniz. Ben biliyorum ilk yardım köydeki bütün eşekleri ben ilk yardım yapıyorum. Eşekleri? Anladım. Tamam. Gerçekten iyiyim bak, yemin et. İyi. Hiç merak etmeyin, gayet iyi.
Yemin et. Vallahi. Ayağını kaldırmadın değil mi yemin ederken? İyi. Ananın babanın işine yemin et. Yemin ederim iyi. Hipokrat yemin et. Ya Allah Allah. İyi diyorum. Yalan söylersen Hipokrat ölür ama. Peki, ölsün o zaman. Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Meşru abi nasıl? O da iyi. Yalnız biraz kolunda bazı kırıklar var. Daha iyi olacağını düşünüyoruz. Normal. Ağaçtan düştü adam. O kadar yardım ettik ona, bir de bu kızcağızın üstüne düştü. Onun da burasını kırdı, sakar. Peki o zaman siz de biraz dinlenin. Ben sabah tekrar uğrarım size. Siz bu gece buradasınız değil mi? Evet, gece buradayım. Oldu o zaman, ben artık çıkayım. Size de geçmiş olsun. Kendimi burada ayağını kaldırmadın değil mi yemin ederken? Bak sanki bana öyle geldi. Ay yok artık. Hastane mi? Kesin bunlar bir işaret ha. Telefonlar. Kulum. Of kulum. Onur. Onur. Allah'ım, ne olur Asya'ya bir şey olmasın yarabbim. Şu dünyada bir babam vardı arkadaşım. O göçtü bu dünyadan. Tamam, diyelim bir de Ertan var. Ama o kakalan ne oldu belli ki. Bugün var, yarın yok. Hem Asya şu an benim en iyi arkadaşım. Benim çok iyi anlaşıyoruz, çok eğleniyoruz biz ondan. O da beni seviyor. Bence. Allah'ım sen benim ömrümden al, Asya'nın ömrüne ver. Hem onun bana ihtiyacı var. Amin ya Rabbim, amin. Belanı vermesin, ödüm koptu be. Benim de ödüm koptu. Ne yapıyorsun sen? Şimdi biz seninle buradan ufak ufak yollanıyoruz. Nereye? Niye? Niye sence? Düğünüm var ya bugün benim. Ha, mantıklımış olabilir. Ama sen bu halde düğüne gidemezsin Asya. Çağıram düğündekileri buraya. Burada oynasınlar, eğlensinler işte. Allah'ın saçması. Hadi yürü. Bekliyormuş gibi yaptım ben. Efendim Onur. Hayatım nerede kaldın? Başıma gelenler hakkında en ufak bir fikrin yok değil mi Onur? Hayatım sen benim hep aklımdasın. Öyle mi? Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlarla öyle küçük bir parti yaptık. Eğlendik sadece. Peki Onur, ben anladım seni. Hayatım, bir şey yok Allah aşkına ya. Tamam, kapat. Kapat.
Kolum kırılmış. Hayır. Tövbe tövbe. Tuhaf tuhaf hareketler, bir şeyler, bir şeyler. Hop! Anam! Oha, oha! Ne yapıyorsun lan sen? Hollywood'da mı sendin kendini? Hayvan herif! Ne var ya lan sen orada sokağın ortasında? Yapılmadık hareketi. Becemenge bak. Konuşuyor oradan şorşak. Maymun. Asya Hanım çok güzel oldunuz. Teşekkür ederim Alper, yine de sağ ol. Beğendin mi? Asya. Beğendim. Hani böyle nasıl biliyor musun? Ne? Melek gibi olmuş, çok güzel olmuş. Sağ ol. Sakat melek. Ama yani uyumlu olmuş onun o. Şimdi bak, ben Asya'nın en yakın arkadaşıyım, tamam mı? Sen şimdi şunu tut bakayım şu çantayı. Ceket çıkart içinden, tut bana doğru tut. Aç ceketi. Üçengeç mi bu? Buyurun beyefendi. Ne yapıyorsun da tak oradan bakayım. Takacağız bir saniye. Bak öyle benden öyle konuşma, takacağız makacağız. Bana bak ne yapıyor görüyor musun? Tamam. İma ediyor. Tamam Asya Hanım. Tamam Alperciğim, ben halledeyim, bıraksın. Bak taktı işte ne güzel. Sana as oluyor mu? Asistanım o benim Can, asistanım. Heh. Anladın? İyi. Tamam sağ ol. Asya. Hı? Düğüne geç kalıyoruz. Ay düğüne geç kalıyoruz. Beyefendi, koş. Beyefendi çantanız. Çantayı çeyizine koyarsın abi. Şükür sağ salim geldik maşallah. Tabii sağ ol. Ay. Çakarsın sen Asya'm, çakar. Geldiler. Asya Hanım. Esin. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çiçeğiniz. Teşekkür ederim tatlım. Her şeyi kontrol ettin mi? Her şeyi kontrol ettim. Ha, iyi tamam, hadi bismillah. Ara sıcaklar da tamam değil mi? Her şey tamam. Hanlar Hanım nerede? İçeride. Annem? Ben de oturuyor hemen. Ay çok güzel. Onun nerede? İçeride. Aa, iş var onun içeride ya. Bilmiyorum. Asya! Yanıyorsun Asya! Yanıyorum, sıkıntı yok. Panik yok, sadece alev. Söndürsene ensayı. Getir bakalım, getir. Çekil. Çok önemli bir şey değil. Panik yapma. Yıkılın ben. Baş belas. Yanıyorum, baş belas. Yanıyorum ben, kurtarıyorum seni. Söndürsene ensayı. Söndürün onları. Yapma, eğilme. Sakin olun. Asya'nın evlisiniz. Bunlar hep senin yüzünden oldu. Şimdi bunlar birbirini görmüyorlar. O köşeye dönerken bu buna bir çarpıyor. Ya çok komik bak, anlatsam var ya büyük bomba olur. Anlat anlat. Ha bayağı hoşuna gitti bakıyorum. Çok güzel anlatıyorsun. Ben de hikaye çok valla, ben anlatırım sana sürekli. Tamam. Sen ara ara gel, ben sana böyle hikayeler anlatayım. Olur. İyi tamam. Onur. Aşkım. Asya Hanım. Handan Hanım. Size ne oldu böyle? Size ne oluyor böyle? Ben Onur Bey'e bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordum. Son kez, hani son bir defa. Öyle mi? Evet. Ben bir şeye ihtiyaç var mı, dışarı çıkıp bakayım? Tabii tabii, siz bir gidip bakın. Aşkım. Aşkım. Var mıymış bir şeye ihtiyacın? Ha, yok canım, sen de şimdi hemen abartıyorsun olayları. Ha. Aşkım bir şey soracağım. Sana tam olarak ne oldu? Başıma gelenler hakkında en ufak bir fikrin yok değil mi? Dur tahmin edeyim. Hiç tanımadığın bir adamın babasının cenazesinde ne işin var? Ha? Ben sana gitme dedim mi? Dedin. Çok mu içten dedin? Neyi? Gitmeyi. Evet. O yüzden mi gittin bekarlığa veda partisine Onur?
Aşkım bak, o benim arkadaşlarımın böyle bir takım işte hazırladıkları eğlence türü bir şey. Yani onu çok abartmamak lazım. Yani öyle bir şey de olmadı yani. İşte ne yapsaydım, gitmese miydim aşkım? Ha? O kadar uğraşmışlar. Ayıp ya. İyi ki de gittin. Ha. Ben de hastaneye gittim. Kolu kırdım. Aşkım. Delinin tekiyle de iki gündür kabir azabı yaşıyorum Onur. Yapma ya. Aşkım. Tüm bunları unutalım. Sakin. Sakin. Tamam aşkım. Hadi gidelim. Misafirler bizi nedir bekliyor. Ki ölüm tehlikeleri atlattım. Ah, ah işte. Çok sakinim tatlım benim. Ölüm tehlikeleri atlattım ben. Aşkım. Sakinim. Oh, çok sakinim. Sıkıntı yok. Tamam, süper. Aşkım bir an evvel gidelim. Misafirler bizi bekliyor. Tamam. Tamam mı? Tamam mı? Tamam, sen çıkın. Tamam mı? Az fındık yiyeyim, tamam. Tamam aşkım. Bak misafirler dışarıda bekliyorlar. Hı. Ha? Sen fındığını ye. İyice tamam. Stresini at gel. Geliyorum Selçuk. Tamam. Yandı gülüm keten elma. Esin! Allah'ım biri de yardıma ihtiyacım olduğunda yanında olsun ne olur ya. Esin! Evet, evlenmek için belediyemize başvuran bu güzel çiftimizin nikah sebebiyle beraberiz. Yapılan incelemeler sonucunda evlenmenize engel hiçbir durumun olmadığı tespit edilmiş olup bir kez de misafirler ve şahitlerin huzurunda evlenme beyanınızı sözlü olarak dile getirirseniz evlenme akdinizi gerçekleştireceğim. Siz Sayın Onur Taş, Asya Gezdirici'nin iyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta yanında olacağınıza yemin edip kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Sayın Asya Gezdirici, Onur Taş'ın iyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta yanında olacağınıza yemin edip kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Etmiyorum. Peki ya siz Sayın etmiyorum mu dediniz? Hı. Etmiyorsunuz. Asya ne yapıyorsun? Vallahi Onur kusura bakma ama ben senin hastalıkta, sağlıkta yanımda olacağına falan inanmıyorum. Sizlerden de çok özür dilerim sevgili misafirler. Ben bu adamla bugüne kadar nasıl birlikte olduğum, nasıl nişanlandığım hiçbir fikrim yok. Ama bundan sonraki ömrümü onunla geçirmek istemiyorum. Kusura bakmayın. Al Onur. Yürüyeceğim gidiyoruz. Asya. Nereye gidiyoruz be? Bilmiyorum artık. Yolda düşünürüz. Asya ne yapıyorsun? Asya. Kusura bakma. Çok özür dileriz. Evet sayın dinleyicilerimiz. Çanakkale İstanbul yolu 56. kilometresinde bir benzinliğin patlamasına sebep olan kırmızı, üzeri açık bir spor araba şüpheli olarak aranıyor. Bu kişilerin kimliği henüz belirlenemedi. Olay yerinde yapılan incelemelere göre... Asya. Hani sen bana baş belası dedin ya. Dedim. Ciddi miydin onu derken? Net ciddiydim. Yemin et. Vallahi. Ayağını kaldırmadın değil mi? Yo. Hani bak böyle parmakların da üst üste değil, değil mi böyle bak? Hayır bak. Ya bak bu üst üste işte ayağın. Aha orada. Sen benim başımın tatlı belasısın. Asya. Hı. Bu İstanbul yakaya mı komple? Yak ulan. Çakmak var mıydı sende? Yok.